Mutlu günler. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında Türkiye ve dünyadan gelişmelerle 2 saat boyunca A Haber'de bugün de karşınızda olacağız. Haberlerimizi birazdan ekranlara getireceğiz ama günün öne çıkan o sıcak manşetlerine hızlıca bakma zamanı. İlk sırada şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu önemli açıklama var. Dün bilim kurulu toplantısı vardı. O toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İstanbul'da dahil olmak üzere İstanbul, Ankara ve Bursa'da da artık maske takmak zorunlu. Peki maske takmazsak nasıl bir ceza olacak? Birazdan yanıtını ekranlara getireceğiz. Bir yandan da terörle mücadele edeceğiz. Teröre kaplan pençesi diyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da çok kısa bir süre önce açıklama geldi. 500'den fazla hedef etkisiz hale getirilmiş durumda. Detayları birazdan sıcak bölgeden ekranlara getireceğiz. Gündemin bir başka sıcak bilgisi yine koronavirüs salgını ile ilgili. Fakat bu kez İngiltere'den gelen bir ilaç haberiydi. Steroid ilacının koronavirüs tedavisinde olumlu sonuçlara neden olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de olumlu açıklamalar geldi. Bu gelişmenin detaylarını da birazdan uzman konuğumuza değerlendireceğiz ve son manşetimizde ise meteorolojiden gelen o önemli uyarı. Önümüzdeki 5 gün boyunca başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin tamamında yağış uyarısı var. Karadeniz içinse sel uyarısı yapılıyor. O yağış uyarısının detaylarına da bakacağız ama öncelikle terörle mücadelenin notları diyeceğiz. Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonun adı Pençe Kaplan Operasyonu ki yayınımıza başlamadan çok kısa bir süre önce ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından hem yeni fotoğraflar hem de yeni bilgiler paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyona katılan birlik komutanlarına seslendi. Pençe Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bir başka önemli mesaj var. Onu da hemen ekranlara getirelim. Bir yandan da tabii ki fotoğraf kareleriyle paylaşılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Pençe Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin briefing aldı. İşte o anlara ilişkinde fotoğraf kareleri paylaşılmış durumda. Operasyon tüm hızıyla devam ediyor dedik. 500'den fazla hedefinde vurulduğunu duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Peki operasyonda gelinen son durum ne? Sıcak bölgede neler yaşanıyor? Şimdi bu sorunun yanıtını alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş sıcak noktadan karşımıza. Mehmet kolaylıklar dileyelim. Operasyona ilişkin önemli bilgileri senden alalım. Gökhan Kurt, evet, Pençe Kaplan operasyonu hemen arkamızda bulunan Kuzey Irak dağlarında Haftanin bölgesinde devam ediyor. Mehmetçik, sarp kayalıklarla, dağlarla, zorlu arazi koşullarıyla ve yüksek rakımla zaman zaman mücadele ederken aynı zamanda yaklaşık 40 derecelik bir sıcaklıkta operasyon devam ediyor. Önceki gece başlamıştı malum, önce havadan sonrasında ise karadaki ateş destek vasıtalarımız yardımıyla bölgedeki terör hedefleri vurulmuştu. Ardından da gece saatlerinde komandolarımız bölgeye helikopterlerle intikal ettirilmişti. Ve şu anda da komandolarımız karada operasyonu sürdürmeye devam ediyor. Teröristlere ait birçok yaşam malzemesi, barınak ve sığınak imha edilirken öte yandan teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda el yapım patlayıcı ve mayınlı tuzak da Mehmetçikler tarafından bir bir imha ediliyor. Zaman zaman şu karşımızda gördüğümüz Kuzey Irak sınır hattında helikopterlerimizin hareketliliğini görüyoruz. Zaman zaman Atak, zaman zamansa Sikorsky tipi helikopterler bölgeye intikal ediyor. Bazen de bölgeye intikal etmiş helikopterlerin geri dönüşüne şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla sınır hattında dağların üzerindeki hareketlilik havadan da devam ediyor. Mehmetçik karada ilerlerken havadan da SİHA'lar ve F-16'lar da Mehmetçi'ye destek vermeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı da paylaşmıştı zaten 500'den fazla terör hedefi top, fırtına obüsü ve çok namlulu roket atarlarla imha edilmişti. Biz de bölgedeki gelişmeleri sınır hattından takip ediyoruz diyelim, söz tekrar merkeze bırakalım. Gökhan. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekranlara getiriyoruz. Bu devam edecek. Orada da yine bu telafiler devam edecek. Yani tatile girdik diye boş bırakmıyoruz. Sadece mantalitesini değiştiriyoruz. EBA televizyonunun biraz. Ve şunu söyleyebiliriz. Yüz yüze eğitimin dışında da destekleme yetiştirme kurslarımız var bizim.
yıl boyunca bu kurslarla öğrencilerin telafisi sürecek. Yani başlangıçtaki birkaç hafta telafi yapılacak, bitecek değil. Yıl boyu her öğrencimizin eksiğine bakıp bunun hafta sonları kurslarla da, hatta EBA'daki canlı derslerle yıl içinde de devam etmesi için altyapıyı kurduk. Karne meselesine gelince, biz ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin e-okuldan velileri marifet vasıtasıyla karneleri almasını istiyoruz. Yani okullara milyonlarca çocuğumuzun gelip de karne almak için oralarda bulunmasının hani çok doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de dijital olarak, elektronik olarak bunu alsınlar istiyoruz. Fakat orta öğretim seviyesinde randevulu olarak önceden haber vererek gruplar halinde ve birkaç haftaya yayılmış şekilde isterse öğrencimiz ya da velisi gidip öğrencinin karnesini alabilirler okullardan. Durum budur. Takdir ve teşekkür belgeleri için de. O da aynı şekilde. Diplomalar için de aynı şekilde. O da elektronik olarak. Ya da randevulu olarak. Tabii. Randevulu olarak, elektronik olarak veririz. Bir problem çıkmaz çünkü zaten e-okulu kullanmayı biliyorlar. Zaten nasıl alacaklarını biliyorlar. Bu konuda deneyimli oldukları için bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Efendim, süreçle ilgili olarak dünyayı takip ettik ve dinamik bir şekilde takip ettik, her gün takip ettik dediniz. Bazı ülkeler, tabii bize benzeyen ülkeler var, benzemeyen ülkeler var. Nüfusu bizden çok daha az olan ülkeler var. Çin gibi çok kalabalık ülkeler de var. Bu uygulamalar, örnekler, tarihlerin ileriye geriye alınması, sınavlara yönelik bazı düzenlemeler, bütün bunları değerlendirdiğinizde Türkiye'nin eğitim alanı açısından pandemiyle mücadelesini başarılı buluyoruz, dünyada şöyleyiz, şuradayız diye değerlendirebilir miyiz? Şimdi tabii bizim kendi kendimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz çok iyiyiz dememizin bir anlamı yok. Ancak şunu görebiliyoruz. Başka ülkelerde bir öğrencinin günlük hayatında eğitim nasıl yer alıyor? Veli ile etkileşim nasıl yer alıyor? Ülke ölçeğinde çalışma yapabiliyorlar mı? Yoksa Çin ya da Amerika gibi bazı ülkelerdeki eyalet seviyesindeki çalışmalarla mı yetiniliyor? Ya da Dünya Bankası gibi, UNESCO gibi kuruluşlar bizim yaptığımız çalışmaları başka ülkelere de anlatmamız konusunda neden bir talepte bulunuyorlar? Niye biz bu konularda şunları yapıyoruz diye raporlarımızı gönderiyoruz ve gerçekten diğer ülkelerin raporlarına baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalar beklentinin çok ötesinde. Yani uluslararası mukayese yaptığımızda bunun iyi olduğunu görebiliyoruz kanıta dayalı olarak. Ve birçok ülke çok ani kararlar alıyor. Yani hemen bütün okulları açalım, hemen okul öncesini açalım, hemen şunu yapalım. Bazen Türkiye'de şunu hissediyorum. Niye açılmıyor ya da neden bekleniyor gibi. Biz bu konuda verileri çok önemsiyoruz ve zamanı gelmeden bir şey yapmak istemiyoruz. Yani geri dönüş yapabileceğimiz, işte olmadı, yanlış yaptık diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz. O yüzden de gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlu olduğu LGS sınavı, hani gerekse diğer hususlarda hep tedbiri elden bırakmıyoruz. Ve sonuçta şunu görüyoruz, işte Almanya'daki bazı eyaletlerde, işte Çin'de dün itibariyle daha yeni tekrar bir geri dönüş oldu ve tekrar okullar kapatıldı. Açılmıştı. Açılmıştı, tekrar kapatıldı. Bu süreci izlemeyen fevri bir karar diye değerlendiriyorsunuz bunu herhalde. Yani şöyle, burada bir işbirliği gerekiyor. Mesela bazen şunu da duyuyorum ben. Bu kararları niye Milli Eğitim kendisi almıyor? İşte başka bakanlıklarla ya da işte kabinede görüşülüyor. Şimdi bu tabii ki böyle olacak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bunu kendi başına alabilir mi? Sağlıkla ilgili bir konu. Kabineyle ilgili bir konu. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belli konular tartışılacak. Herkes görüşünü belirtecek. Sonra bir mutabakat sağlanacak. Onun da açıklaması yapılacak. Bundan doğal bir şey olamaz. Bu çerçeveden baktığımızda alacağımız kararların
bir çocuğumuzun, bir velimizin günlük hayatını nasıl etkilediğine dikkat etmek zorundayız. Yani bu bizim masa başında kendimizi rahatlatmak için yaptığımız bir iş değil. Bu bir çocuğun hayatına dokunmakla ilgili bir şey. Bir velinin düzenini bozmak ya da düzeltmekle ilgili bir mesele bu. O yüzden de bu konularda çok daha dikkatli olmak ve adım adım gitmek zorundayız. O yüzden sürekli bilim kuruluyla konuşuyoruz. Daha dün gece yarısı Sayın Sağlık Bakanımızla tekrar meseleyi gözden geçirdik. Sayın İçişleri Bakanımızla tekrar meseleyi gözden geçirdik. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü adım adım bilgiye dayalı olarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Almanya'da ne olmuş Sayın Bakanım? Almanya'da da Kuzey Vestfalya'da yine bu tür bir işte okulların açılması ve bir kesimhanede ortaya çıkan yüzlerce pozitif vaka dolayısıyla tekrar bir geri adım atma söz konusu oldu. Bunun her gün haberleri geliyor dünyadan. Daha sonrasında değiştirmeyeceğimiz sağlıklı kararlar için biraz daha soğukkanlı izleyeceğiz. Yani şöyle yapsaydık mesela biz okulları işte bu 3 hafta açsaydık başka problemlerimiz olacaktı. Açmadık. Biz bunu telafi edebiliriz. Buna çok güveniyoruz. Ve okulları açmadığımız için gerçekleşen rahatlamanın farkında olmayabilir toplum. Ama biz yani açsaydık bir problemin nasıl yaşanacağını göreceklerdi. Problemimiz çocukların kazanım eksikliği olsun. Biz bunu telafi ederiz. Ama problemimiz okulları bu 3 hafta açsaydık 19 Haziran'a yani yarına kadar okullar açık olsaydı emin olun bizim çok daha devasa farklı sorunlarımız olacaktı. Teşekkür ediyorum Zekeriya Bey, Zekeriya Kaya. Sayın Bakanım, EBA üzerinden, portal ve televizyon üzerinden telafi eğitimlerinin yaz sonuna kadar devam edeceğini söylediniz. LGS, YKS yapılıyor önümüzdeki günlerde. Sonrasında yeni adayların da hazırlık maratonu başlıyor tabii ki. EBA'da LGS ve YKS hazırlık öğrencileri için, ilkokul öğrencileri için ve yabancı dil eğitimleri için bir hazırlık var mı? Öte yandan ilkokul öğrencilerine yaz dönemine ilişkin kitapların dağıtımı ne zaman ve nasıl yapılacak, bunu sormak istiyorum. Bizim öğrencilerimizin tatilini hani boş durmak anlamında görmediğimiz açık. O zamanı nasıl daha keyifli, motivasyon içerisinde ve verimli geçirebilirler, bunun peşindeyiz. Bu yüzden de hani okulları kapattık, işte 2 ayda tatil var, işte rahat edelim meselesi değil bu. Bu öğretmenime nasıl hizmet ederim meselesi. Bu çocuklarımıza yazın yaz okulu mahiyetinde onların yabancı dillerini geliştirecek, onların tasarım beceri atölyeleriyle tecrübe kütüphanelerini zenginleştirecek. Velilere hani bu çocuklara ne yapacağız yazın, hani evde ne yapılabilir, hangi etkinlikler tavsiye edilir konusunda istemedikleri kadar bir içerik sunuyoruz. Video üretimlerimiz var. EBA televizyonunda, EBA internette yüzlerce hazırlık yaptık. Ve bütün bunlar şundan dolayı, bu bizim yaz unutması dediğimiz bir şey var. Yani eğitim biliminde. Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senenin telafisi o kadar zor oluyor. Yani yaz tatilini kısa tutar ülkeler. Çünkü o unutmayı tekrar telafi edebilmek zaman ister ve kayıp olur. Bu kayıp öylesine artar ki birkaç sene içerisinde yıl kaybına bile dönüşebilir. O yüzden de yazı verimli geçirmemiz lazım. Türkiye'de isteyen herkes, ister üniversiteye hazırlık düzeyinde olsun, ister de LGS olsun, ister ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde, benim şuna ihtiyacım var deyip de bulamadığı bir şey olmasın. Problemimiz çocuğun çalışıp çalışmaması olsun. Yani biz size her şeyi sunalım. Fırsat eşitliği için Türkiye'nin her yerindeki her çocuğumuza ulaşacak tedbirimizi almak zorundayız. Yani bunu lütfetmiyoruz. Bu bizim vazifemiz. Bunu hazırlıyoruz. Yazın tatilde kullanacakları kitaplar da yayımlayacağız ve inşallah pazartesi, salı günü bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.
çok şık ve çok farklı kitaplar geliyor çocuklar için ilkokulda. Ortaokul çocuklarımıza bir aplikasyon geliyor belli derslerle ilgili olarak. Liselerimize yine bazı faaliyetlerimiz var. Televizyonda çocukların sanat eğitimiyle ilgili, müzikle ilgili, sporla ilgili, atölye çalışmalarıyla ilgili, hatta mesela karikatür nasıl çizilirle ilgili eğitimimiz var orada. Yani bu kadar detaydan, ayrıntıdan söz edeyim. A1, A2 ve B1 seviyesinde Avrupa Dil Portfolyosu'nun kademeleri seviyesi dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaşmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. Yani bir yıl içerisinde 2 saat, 3 saat haftada dil aldığınızda bir yıla hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir. Ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir. Bunun imkanını da sağlıyoruz. Tabii bunların hepsi ücretsiz. Hepsi erişim sorunu olan çocuklara da faydamız olsun diye kaymakamlıklar seviyesinde, il ilçe müdürlükleri seviyesinde de destek olmaya gayret ediyoruz. 28 Ağustos'a kadar da yaz programımız devam edecek. Kitaplar ne zaman ulaşacak talebelere? Kitapları biz pazartesi, salı tanıtacağız ve hemen iller, ilçeler bunu okullarda velilere ulaştıracak. Temmuz ayında herkeste olacak. Tabii, Temmuz'da herkeste olmuş olacak. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey, Orhan Topal. Efendim, yaz bitimiyle telafi eğitimler 31 Ağustos'ta başlayacak. 3 hafta süreceği öngörülüyor. Bu eğitim zorunlu olacak mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ardından biraz önce yıl boyunca bu yüz yüze telafi eğitimlerini zaten yayacağız demiştiniz ama müfredatlarda da bu telafiye yönelik değişiklik yapılacak. Şöyle bir şey var. Telafi demek zaten zorunlu olmayan demek. Kimin ihtiyacı varsa demek. Biz hiçbir velimizi hani muhakkak surette telafiye zorlayamayız. Öyle çocuklarımız, velilerimiz var ki bizim istediğimizin çok ilerisindeler. Şimdi neyi telafi edeceğiz? Yani o kadar düzenli çalışan çocuklar var ki anlatamam. Yani o kadar takipçi öğretmenler var ki, yani burada hani ilk kez söyleyeyim. Bir öğretmenimiz bulunduğu bölgede internet çekmeyince o ilçede, kasabada daha doğrusu İnternet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Canlı sınıf yapacak. Sonra karakolu buluyor. Karakolda internet var ve gidiyor karakola. Karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz, oradaki amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu nerede, nasıl, kim yaptı? Bu da belli yani bizde ismi. Şimdi bunu niye örnek veriyorum? Şundan dolayı örnek veriyorum. Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı canhıraş bu işe sahip çıktılar. Hiçbir çocuk geride kalmasın diye. Okulda belki uğraşmadıkları kadar daha fazlasıyla uğraştılar. Elbette bazı ihmaller olmuştur. Eksikler vardır. Bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir vesaire vesaire. Ama biz olumludan bakalım. Hani çoğunluk ne yaptı ona bakalım. Azınlıkta efendim sorun çıktı. Çıkabilir. Bunu halletmek için de ne gerekirse yaparız. Ama çoğunluk, bütün öğretmenlerim gerçekten büyük bir gayretin içerisinde oldu. Ve hepsine şükran borçluyuz. Çünkü bu dönem, adaptasyon dönemi, zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı bir konuda eğitim yapıyorsunuz, uzaktan eğitim. Ve 2 ayın içerisinde belki 10 sene uğraşsak kazandıramayacağımız dijital beceriler ihtiyaçtan dolayı birdenbire oluşuverdi. Ve ilginç bir şekilde yüz binlerce öğretmenin eğitim talep şeyi değişti, konusu değişti. Yani bu dijital beceriler, bilişim, efendim siber güvenlik, nesnelerin interneti vesaire vesaire. Şimdi biz 500 bin öğretmenimize ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika vereceğiz Eylül'e kadar. Ve bu da çok önemli çünkü öğretmene bir eğitim düzenliyor olmanın ötesine geçtik. Diyoruz ki öğretmenimize siz ne istersiniz, ne ihtiyacınız var? Mesela diyor ki okul öncesinde özel yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili konu istiyorum diyor. Eğitim istiyorum diyor. Biz hemen onu düzenliyoruz.
Ben diyor Python konusunda diyor ileri eğitim istiyorum diyor. Hemen onu düzenliyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok ve çok enteresandır. Türkiye'deki üçüncü sektör, özel sektör, kamunun diğer kuruluşları emin olun hani ne istesek hemen hazırlıyorlar. Ve ücretsiz hazırlıyorlar. Yani büyük bir fedakarlık var. Ben hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, dün akşam Sayın Sağlık Bakanı'nın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında takip ettiğimiz kadarıyla bazı tavsiye kararları alındı. Zaten gün dönmeden de bu tavsiye kararlarının hayata geçtiğini, evet, valilikler tarafından İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerde maske zorunluluğu getirildiği açıklandı. Bunları takip ederken hep Sayın Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın verdiği rakamlardan yola çıkarsak bir ikinci dalga yahut işte son bir ayın ortalaması, son bir haftanın ortalaması, son üç günün ortalaması ve dünün ortalaması. Diyelim ki Diyarbakır örneğinde bunun artarak geldiğini hep gördük. Oradan yola çıkarak sormak istiyorum. Salgının varsayımsal olarak Eylül itibariyle devam ediyor olması yahut ikinci bir dalganın bitmesi ama tekrar başlaması halinde sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması, ikili eğitim, yeni bir eğitim öğretim programı takvimi yapılması ya da bazı derslerin artık hep uzaktan eğitimle verilmesi gündeme gelebilir mi? Şimdi bizim ekip olarak görevimiz dünyada ve Türkiye'deki muhtemel uygulamalara yönelik olarak çalışma yapmak. Biz hani öyle çalışmalar yapıyoruz ki hani ekipten bazıları şunu söylüyor. Yani bu da olmaz yani buna da artık senaryo yazmayalım. Olmaz diyorlar. Hani diyorum ki niye olmaz? Ya biz en kötü senaryodan başlayalım en kolay senaryoya kadar gelelim. Hepsini yapalım. Ve bunu daha sonra bilimsel bir makale olarak bile kullanabiliriz. Yani bu yaptığımız çalışmalar. O nedenle bu konularla ilgili sizin bahsettiğiniz ve onun dışında birçok senaryoya hazırlık var. Yani öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Genişletilmesi ve kritik kazanımların önceliklendirilmesi gibi hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar nasıl dönüşümlü olarak işte eğitim yapabilirler? Uzaktan eğitim buna nasıl katkı sağlar? Devam eder katkı sağlamaya. Bütün bunlarla ilgili konuşuyoruz. Fakat ayrıntı vermek istemiyorum. Şundan dolayı herhangi bir senaryodan bahsedildiğinde hemen diyorlar ki böyle yapılacak. Hayır öyle yapılmayacak. Yani biz buna günlük haftalık olarak bakıyoruz ve o günkü duruma bakıp da verileri yönettiğimizde neye gereksinimimiz varsa biz o senaryoyu hayata geçireceğiz. Hatta şöyle bir şey var. Bazen şu oluyor. Bir senaryo bütünsel olarak değil ve A senaryosundan şunlar, B senaryosundan şunlar diye. Mesela bu bizim dikkatimizi çekti. Yani hazırladığımız senaryo tek başına yetmedi. A'yı ve B'yi karma bir modelle uyguladık bugüne kadar geçmişte bazı uygulamalarda. O yüzden bütün bunlarla ilgili sadece şunu bilmek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür durumlara hazır mı? Önemli olan burası ve biz çalışıyor muyuz? Bununla ilgili altyapı hazırlıkları konusunda ne düşünüyoruz? Eğer biz 3 günde 3 tane televizyon kanalı açabiliyorsak Türkiye'nin gücünden bahsetmek lazım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapabilir miydi? Yapamazdı. Böyle bir altyapımız yok. Türkiye'nin bütün kurumları, TRT, efendim, Ulaştırma Bakanlığı'nın bütün altyapısı, diğer bir takım kuruluşlarımız, hepsi birden seferber oldu ve birdenbire biz Türkiye'nin bir müjdesini gördük. O yüzden rahatız. Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı nasıl kanal açsın? Hani Milli Eğitim Bakanlığı TRT'nin desteği olmasa 12 stüdyoyu nereden bulsun? Yani anlatabiliyor muyum? Bu bir işbirliğidir. Yani bu bir ortak projedir. O yüzden de hani biz yaptık meselesi değil bu. Biz bunu hepimiz yaptık. Beraber yaptık meselesi bu. Ve bu süreçte de problem nereye doğru evrilirse biz onun tedbirini almak noktasında çok kararlıyız.
Burada biz biraz evvel siz zikretmiştiniz Sayın Bakanım. Devam ettirmedim okulu, devam ettirmedik. Orada sizin görmediğiniz bir fayda, görmediğiniz sıkıntılar engellendi. Dolayısıyla bizim için asıl olan bu sıkıntılarla uğraşmamak. Evet. Diğer mevzuyu zaten telafi ederiz dediniz ama tabii. Devamında da yaz tatili eğer uzun sürerse intibakta zorluk çekiliyor. Hatta belki böyle bir yıl bile evet. Kaybedilebiliyor dediniz. Eylül geldi, böyle şeylerle karşılaştık. Ben anlıyorum, tüm senaryolara hazırlıklısınız. Tercihinizi sormak istiyorum. Yani yine bizi görmediğimiz sıkıntılardan uzak tutma gibi bir yönteminiz mi olur şimdi olduğu gibi tercih olarak? Yoksa artık benim dersi bir biçimde başlatmam lazım, başka şeylere katlanayım ama bu dersi sezonu açayım diye mi zorlarsınız? Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Yine yani, böyle olacak. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli. Yani gözündeki ışığın sürmesi önemli. Geri kalan her şey ama her şey, bakın ben UNICEF'e bir proje yaptım. Yıllar önce tarlada ailesi çalışan çocukların tekamül eğitimiyle ilgili. Ve biz 3 yıllık kaybı birkaç ay içerisinde toparladık o çocuklarda. Yani yaklaşık 7 ay içerisinde toparlandı hatırladığım kadarıyla. Hani bu şundan dolayı önemli. Eğitsel kazanımlarla ilgili yapılacak faaliyetler var. Biraz bütçeyi artırırız. Biraz kişiye özel eğitim yapabiliriz. Biz destekleme kurslarının mahiyetini dönüştürürüz. Dijital platformumuzu zenginleştiririz. Çok seçenek var elimizde. Ama sağlığın seçeneği yok elimizde. Dolayısıyla bizim tercihimiz hep o yönde olur. Teşekkür ederim Zekeriya Kaya. Sayın Bakanım, bu hafta sonu LGS yapılacak. Sınav için koronavirüs tedbirleri nelerdir, neler yapılacak, hangi önlemler alınıyor? Öte yandan bir de malum pandemi sürecindeyiz ve tedavi gören öğrenciler, adaylar vardır mutlaka. Bunların başvurması halinde hastanede sınav yapılması söz konusu mu, böyle bir uygulama var mı? Şimdi Türkiye'de yani çok ilginç tartışmalar da oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı hastanede sınav yapacakmış. Hasta çocuklara sınav yapılır mı? Ya bu geçen sene de vardı, 10 sene önce de vardı, 20 sene önce de vardı. Diyelim ki benim temaslı bir çocuğum var. Şimdi çocuğum diyor ki hani ben temaslıyım, hani bir rahatsızlığım da yok ama temaslıyım ve karantinadayım. Sınava girmek istiyorum diyor. Ya bu bir yasal hak bu. Yani bir ailenin benim çocuğuma hekim izin verdikten sonra sınava girmesiyle ilgili devlet tedbir almak zorunda derse ne yapacaksınız? Yani biz bütün hastaları zorla alıyormuşuz gibi bir şeyden söz ediliyor. Bizim beklentimiz şu, yarın akşam mesai bitimine kadar bir velimiz bu konuyla ilgili bir başvuruda bulunduğunda, ki çok çok az sayıda bunlar, tam olarak netleşmedi ama böyle çok ihmal edilir sayıda, istatistiksel olarak çok az sayıda bir öğrenciden bahsediyoruz. Az sayıda da olsa ayrı binada biz tedbir almak zorundayız. Yani benim vatandaşımın bir talebi varsa hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşının talebinin gereğini yapmak zorundadır. O yüzden de efendim hastanede sınav mı olurmuş? Hasta çocuklar sınav mı alırmış? Yani bunlar gerçekten komik şeyler. Bunun tedbirlerini aldık. Ayrı binalarımızı oluşturduk, hiç merak etmesinler. Çünkü biz bu kadar kontrollü bir ortamda, siz sokakta, herhangi bir alışveriş yerinde, çarşıda, pazarda, şurada, burada bizim LGS'deki kontrolümüzü sağlayabilir misiniz? Bütün gözetmenlerin, yani o kadar çok sayıda öğretmen var ki 3000 küsurlardan hani 18000 küsurlara çıktı okul sayısı. Niye biz bu kadar az okulda yapabilirken bunu 18000'lere çıkardık? Çünkü şey oldu, rahat olsun ortam, geniş geniş yapalım istiyoruz. Hani bundan dolayı da 5 kat bir artış yaparak ne yaptık? Bina sayısını artırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. Yani gözetmenlerin dışında 18000 arkadaşımızı
okullarda görevlendirdik velilerimize destek olması için. Efendim işte 148 bin civarındaki görevliyi 353 bine çıkardık. Niye çıkardık? Çocuklarımızla daha birebir ilgilenelim diye çıkardık. Mekanları genişletelim diye çıkardık. Bunun ötesinde çok daha fazla tedbirimiz var. Yani olmayacak senaryoların tedbirini alıyoruz. Ama olursa diye uğraşıyoruz. Biz anne babalarımızdan daha çok endişeli olmak zorundayız. Yani onların kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Ki biz bunun sorumlusu olarak üstümüze düşeni yapmış olalım. O yüzden de anne babaların kaygılanması çok olağandır. Elbette böyle bir ortamda ama bunun tedbiri nasıl alınır, maske nasıl şey yapılır, çocuklar okulun içine nasıl alınacak, sınav bitti. Okuldan dışarı çocuklar niye sırayla çıkacaklar? Yani sınıf sınıf hepsi birden aniden çıkmayacaklar, peyderpey çıkacaklar. Niye bunu düşünüyoruz? Çünkü yığılma olmasını istemiyoruz, velilerimizden istirham ediyoruz. Okul bahçesine alınmalarını zaten istemedik. Çünkü o karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılma olmasına, çocuklarıyla temas, 45 dakika bir ara var. O arada çocuklarıyla temas nedeniyle oluşabilecek bir kargaşaya yol vermemelerine özellikle ihtiyacımız var. Yani bu elbette bakanlığın yaptığı bir süreç. Ama velimizin desteği lazım. Ama çocuklarımızın desteği lazım. Biz de hep beraber bunu omuzlayacağız ve en az riskle bu işi yapacağız. En yüksek kontrolle, en yüksek tedbirle çok rahat bir şekilde bu işi inşallah yapacağız. Orhan Topal. Efendim, hızlıca biraz önce bir konuda lise öğrencilerinin karnelerini randevu sistemiyle okuldan alacakları, galiba orada takdir teşekkür belgelerini söylemek istediniz. Ona bir arkadaşlar uyardı. Orada bir sadece şey takdir ve teşekkür belgeleri bütün okullarda alınacakmış. Onu bir daha hatırlatmamızı yani, söylediler. Haklısınız. Bu onur belgesi var. Takdir teşekkür belgesi var. Bu üstün başarı belgesi var. Diplomalar var. Evet. Şimdi bu karne zaten otomatik olarak şeyden alınıyor. E-okuldan alınıyor. Ama bu şeyle ilgili, orada ben eksik söyledim, haklısınız. Ama takdir, teşekkür vesaireyle ilgili de bazı şeyler, çalışmalar yapılacak. Evet, yani karneler ilk ve ortaokulda yani liselerde. Tabii, tabii. Orta öğretimde. E-okul üzerinden ama belgeler randevu olacak. Haklısınız, haklısınız. Evet, tamam. O zaman sorumu yönelteyim. Bu YKS adayı öğrenciler ve mezun olan öğrenciler, yine YKS'ye hazırlanan öğrenciler için özel kurs zorunluluğu değil de sizin onlara vereceğiniz katkı, yani özel kurslar yerine sizin onları hazırlayacağınız bir sistem konusunda hazırlığınız var mı efendim? Onu sormak istiyorum. Şimdi bizim bu gruba yönelik destekleme yetiştirme kursunda özel bir şeyimiz var. Yani sadece o çocuklara özel, okul açılmadan önce de kısmi düzenlemeler yapılabilecek bazı projeler var. Ve bu çocuklarımız için dünyada yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli sadece 2-3 ülkede olan bir yazılımımız var. Akademik destek yazılımımız. Yani bu yazılımın bu kadar talep göreceğini ve bu kadar çocuklarımızın teveccüh edeceğini gerçekten tahmin edemedik. Her bir çocuğa şahsa özel deneme sınavı yapabiliyor. Her bir çocuğa kolay, orta ve zor seviyede sorular sorabiliyor. Her bir çocuğa haftalık, aylık, yıllık plan program çıkartıyor. Her bir çocuğun çalışma hızını yapay zeka kontrol ediyor. Eğer yavaş çalışıyorsa otomatik olarak tercihlerini düşürüyor çocuğun. Hızlı çalışıyorsa senin tercihini yükselttim diyor yazılım. Çünkü iyi çalışıyorsun diyor. Yani çocuğu izliyor. Çocuk bir soruyu çözemezse soruyu, o soruyu niye çözemediğini anlıyor. Geçen sene matematiğin ikinci ünitesindeki
şu konuyu anlamamışsın diye o konuyu ekrana hazır getiriyor. Yani çocuğun bir yere kalkıp bakması gerekmiyor. Çocuğun neyi bilmediğini de biliyor. Çocuğa rehberlik ediyor, ilgisini ölçüyor vesaire vesaire. Ve buna ücretsiz herkes ulaşabilir. Dağ başında da ulaşabilir, işte şehirde de, metropolde de ulaşabilir. Destekleme yetiştirme kursları bununla ilgilidir. Hafta sonları EBA televizyonunda soru çözümleriyle ilgili her hafta çalışmamız var bu öğrencilere yönelik olarak. Bununla ilgili çalışmalar da devam edecek. Yani Türkiye'de bir öğrenci kimden nasıl ders almayı hayal ediyorsa onu yazında, yıl içinde de, hatta okul açılmadan önce de bazı tedbirler alıyoruz. Bunu alacaklar. Şu mesele şu, biz her şeyi verelim, her şeyi yiyelim. Artık sorumluluk senin yavrum diyelim. Sayın Bakanım, siz herhalde bakan olarak bizlerin bu yanlış tavrına alışıksınızdır. Biz YKS'yi de LGS'yi de sizin sorumlu olduğunuz alanlar gibi değerlendiriyoruz. Aslında YKS YÖK'ün sorumlu olduğu bir sınav. Siz LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerden sorumlusunuz diyebiliriz. Ama bu sınavlarla ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapılıyor idi. Bu sınavları yapalım, işte tarihiyle de bir tekrar değerlendirme söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı o dönemde. Bu sınavlar açık alanda, efendim, mesafeye dikkat edilerek, atıyorum söz gelimi, stadyumlarda yapılsın. Bunlar tartışıldı ve buraya mı geldik, niye böyle oldu, dünyada örnekler nasıldır, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bu tür örnekler var, bazen sosyal medyada da hani karşılaşıyoruz. Fakat o kadar az sayıda öğrencisi olan yerler ki, yani şöyle düşünün, bizim sadece Ankara kadar öğrencisi olan ülkeler var. Yani sadece Eskişehir kadar. Burada sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider. Yani açık alanda belli şeyleri kontrol etmek, biz kamera sistemleriyle de kontrol ediyoruz. Araç takip sistemlerimiz var. Yani biz sınavı sorularını götüren ekiplerin güvenliğiyle ilgili standartlar var. Yani bir kağıt bir yere nasıl ulaştırılır standartları var. Bütün bu standartları, sınav esnasındaki çalışmaları, diyelim ki açık havada bazı uzaktan iletişim sistemleriyle işte belli şeyler yapılabilir mi, soruların cevapları ile ilgili durumlar oluşabilir mi? Yani çok fazla risk var ve biz güvenliği sağlayamayacağımız bir işe girmeyiz. Bizim için önemli olan şey şu. Bu bizim hayatımızda var mı? Var. Sağlık Bakanlığı şunu söylüyor mu? Hiçbir şey bizim tedbirimizden daha güçlü değildir. Peki güzel. Biz tedbirimizi alıyor muyuz? Fazlasıyla alıyoruz. Hayat devam ediyor mu? Hayat devam ediyor. Yani biz sürekli içeri kapanıp her şeyi iptal ederek bu hayatı sürdüremeyiz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaları ekranlara getirdik ki o açıklamalar sırasında şu an ekranlarımıza da yansıyan bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Adres Somali. Somali'de Türk okulunun yakınında bir patlama sesi duyuldu. Oldukça önemli bir gelişme, sıcak bir gelişme. Türk okulunun yakınında bir patlama sesi duyuldu. Olayın tam olarak neden gerçekleşti ya da herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgiler de ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşandı bu olay. Bir yandan da tabii ki terörle mücadelenin notlarına bakmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Pençe Kaplan operasyonu da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da az önce önemli bir mesaj paylaştı bir video ile birlikte. Pençe Kaplan operasyonuyla PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor dedi. İşte o anları ekranlara getirelim. Terörist unsurların çekmiş olduğu bakır telle genelde yarıklardan getirmişler. Bunun ucu üst bölgesinin dışında büyük bir ihtimal mağaraya gidiyor. Üst bölgesinin tam ortasının yani helikopter pistinin gelmiş olduğu yere bir ucu diğer tarafa gidiyor. Bir ucu da tam üst bölgesinin orta kısmına gelerekten şu şekilde bir EYP bulundu. Ana imla aktı. Kablo ile geliyor.
direkt açıyor. Yani ateşleme yuvasına geliyor. Akabinde hemen dibinde zaten bir uzaktan komutalı düzenek var. Aynı zamanda taşın altında basınçtan kurtulma var. Bu taşı oynatmadım bir sıkıntı olur diye. Buradan kablo tekrar geliyor. Havaya mukavim mayın. Elektrikle çalışıyor. Aynı zamanda bu taraftan basma tablası da var. Asıl ateşleyici durumda bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine dair önemli rakamlar paylaştı. Şimdi o rakamlardan öne çıkan birkaçına bakacağız. Özellikle Türkiye'de tedavi yönteminde elde etmiş olduğu başarı rakamlara da yansımış durumda. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde bir hastanın hastanede kalış süresi 20 günken bugün itibariyle artık ortalama olarak 2.9 güne düşmüş durumda. İller tabii ki merak ediliyordu. Vefat sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il %12.4 ile Gümüşhane. En düşük vefat oranı ise %0.33 ile Kilis'te yer alıyor. Tabii ki son dönemde artan vaka sayıları var. İstanbul'la başlayacağız. İstanbul'da normalde ortalama günde 653 kişi koronavirüse yakalanıyordu. Son bir haftada ise oran o 620 olarak kayda geçti ama son bir günde bu rakamın 700'ün üzerine çıktığını görüyoruz. Başkent Ankara'da da belli bir benzeri bir tablo var. Ankara'da ortalama 127 kişi hastalığa yakalanırken son 3 günde ortalama vaka sayısı 177'ye ulaşmış durumda. Bir yandan da ilaç konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bir steroid ilacının tedavide önemli sonuçları sağladığı belirtildi. Peki nedir bu ilaç? Nasıl etkileri var? Bu sorunun yanıtını alacağız. Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Uzmanı Profesör Doktor Coşkun Usta yayın konuğumuz. Sayın Usta yayınımıza hoş geldiniz efendim. Herkes bu açıklamayı bekliyordu. Oxford Üniversitesi'nden gelen bir açıklama, bir steroid ilacı. Peki nasıl bir etki yapıyor? İyi yayınlar. Evet, şimdi olay şu, bu çalışma gerçekten önemli bir çalışma. Çünkü çok iyi bir merkezden açıklandı. Çok güvenilir bir merkezden açıklandı ve oldukça da fazla sayıda hasta üzerinde denenerek elde edilen bir sonuçlar bunlar. Üstelik randomize dediğimiz böyle rastgele bir sistemle elde edilmiş kontrol grubu da olan ve dolayısıyla da güvenebileceğimiz veriler. Aslında durum şu, burada kullanılan ilaç bizim tıpta bildiğimiz, çok sık kullandığımız, çok önemli hastalıklarda kullanılan ve aynı zamanda da çok önemli yan etkileri olan bir ilaç grubudur. Vücudumuzda bu maddenin aslında kendisi hormon olarak sentezleniyor. Biliyorsunuz vücudumuzda kortizol diye bir hormon sentezleniyor. Bu hormon aslında bizi böyle korku durumlarında, stres durumlarında, ciddi enfeksiyon durumlarında vücudumuzu korumak amacıyla aşırı derecede artar. İşte bu şu anda kullanılan ilaç, Oxford'da anlatılan ilaç, bu maddenin, vücuttaki hormonun çok daha güçlüsü, çok daha etkilisini, yani ilaç olarak kullanılmış halidir. Aslında biz bu ilacı çok iyi yakından tanıyoruz ve en önemli özelliği şudur ki bu hastalarda çok ciddi derecede kullanılan hastalarda ciddi derecede bağışıklığı baskıladığı için çok dikkat etmemiz lazım. Örneğin bu COVID süreci içerisinde bu ilacı yanlış bir zamanlamada kullanırsak hastalığı daha da arttırabiliriz. Enfeksiyon riskini daha da arttırabiliriz. Ama doğru zamanda kullanırsak ve doğru dozlarda kullanırsak ve aşırı yanıt, bağışıklığın aşırı yanıtı nedeniyle ortaya çıkacak bu hastalıkta olduğu gibi akciğer semptomlarını ve vücut semptomlarını çok güzel baskılayacak ve tedavi edecektir. O nedenle şunu baştan vurgulayalım. Deksametazon denilen bu ilaç aslında bildiğimiz ancak güçlü ve biraz daha uzun etkili olan bir ilaçtır. Biz normalde bunun daha kısa etkilisini olan bir ilacı zaten bu hastalarda kullanıyorduk. Fakat bu uzun etkilinin daha düşük dozlarıyla ve daha güçlü bir etki elde edilmesi ve uygulanan hastalarda üçte birinin hayat kurtarması. Bakın hangi hasta grubunda kullanıyoruz biz bu ilacı aslında? Yoğun bakıma yatmış ya da yatışı olan hastalarda. Hiçbir zaman ayakta olan bir hastaya kullanmıyoruz. Hiçbir zaman COVID ya da bu SARS'la enfekte olmuş bir kişiye kullanmıyoruz. Her zaman için doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır.
ve asla ayaktayken veya normal ben işte bu enfekte oldum bu virüste bu ilacı kullanayım dediğimiz bir ilaç değil. Profesyonellerin, yoğun bakım doktorlarının ve yoğun bakımdaki hastaların özellikle hastalarda kullanılabilecek bir ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Ve orada da doğru kullanıldığında bu çalışma bize gösterdi ki hastalarının üçte birinin hayatını kurtarıyoruz. Bu çok yüksek bir oran, çok güzel bir veri. Dolayısıyla da biz şu anda hastalığı üçte bir oranda ölüm oranını azalttığımızı söyleyebiliriz bu çalışmayla. Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü de bunu gördü ve özel bir açıklama yaptı bu konuda. Bu oldukça önemli bir uyarı. Tabii ki aklımızda hepimizin merak ettiği bir soru. Aşı. Aşı için tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Gelinen son nokta nedir? Özellikle kimi dönemde Eylül-Ekim'de aşıya ulaşabileceğimiz söyleniyordu ama gerçekçi bir takvim mi sizce bu? Ben bu COVID salgını pandemisi sırasında çok iyimser bir yaklaşım gösteriyorum. Hep iyimser oldum ama aynı şeyi aşı konusunda o kadar iyimser değilim. O nedenden dolayı çok aceleci ve çok erken bir dönem olduğunu vurgulamak isterim. Bakın biz dexamethasonla yani bildiğimiz bir ilaçla, çok da ucuz bir ilaçla ve doğru yerde doğru zamanda kullandığında hastaların ölüm oranını çok ciddi derecede azalttığını gördük ve bu bizim için çok daha önemli bir veri. Ancak aşı için biraz acele etmememiz gerekiyor. Daha temkinli davranmamız gerekiyor. Ben size aşıyla ilgili dünyadaki verileri paylaştığımda ve aşı geliştirilmesiyle ilgili daha önce yaşanan bazı sıkıntıları paylaştığımda aslında ne demek istemediğimizi daha iyi anlatmak isterim. Fakat biraz da şimdi toplum karşısında konuştuğumuz için çok dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Her türlü veri toplumda paylaşılması çok söz konusu olmayabilir. O nedenden dolayı biraz erken bir takvim olarak değerlendiriyorum. Ama şu çoğun çalışmayı çok değerli ve çok özel buluyorum. Ama şu uyarıyı da mutlaka bulunmakta yarar var. Bu ilaç kesinlikle tek başımıza kullanılabileceğimiz, evet. alayım da evde bırakayım dediğimiz bir ilaç değildir. Bakın biz tıpta bu ilaçlar için ne deriz biliyor musunuz? İki tarafı keskin bıçak deriz. Bir tarafı tedavi ederken yani düzeltirken öbür tarafı kesebilme riskimiz var. Dolayısıyla önemli yan etkilere sahiptir. Şu anda tıpta tek başınıza hangi ilacı kesinlikle kullanmayın derseniz bunun cevabı işte bu kortizol türevi ve bu dexamethason türevi ilaçlardır. Çünkü çok güçlüdürler ve zamanlaması çok önemlidir. Siz eğer enfekte olduğunuzda yanlış bir zamanda bu ilacı kullanırsanız ki doktorlar için de bu böyledir. Yanlış bir dönemde bunu kullanırsanız bu sefer hastalığın artmasına ve alevlenmesine neden olabilirsiniz. Evet. Veya bazı mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara riske sağlarsınız. O yüzden dikkat edilmesi gereken. Bu uyarıyı özellikle vurgulamak istiyorum ki o yüzden. Çünkü tek başına kullanılacak bir ilaç değil, çok ağır ilaçlardır işin doğrusu. Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Coşkun Usta. Çok teşekkür ederiz hocam yanımıza katıldığınız için. Bu önemli bağlantıyla bültenimizin ilk kısmını tamamlıyoruz. Saat başına gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. AHA Haber ve AHA Haber Radyo ortak yayınında Türkiye ve Dünya'dan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesini ekranlara getiriyoruz. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Maarif Vakfı'na ait bir okulun yakınlarında patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi var. Hemen detaylara bakalım. Mogadişu'da farklı bölgelerden duyulan bir patlama yaşandı. O patlamada Hodon bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı okuluna yakın bir bölgede meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Patlamanın yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Saldırıya henüz üstlenen olmadı. Bu sıcak gelişmenin detaylarını konuşacağız. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün telefon attığımızda Sayın Akgün yayınımıza hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileyelim. Son bilgileri sizden alalım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bize intikal eden bilgilerle ilgili şunları belirtmek isterim. Doğru. Mogadişu'da bizim okulumuzun bulunduğu mevkiye 150 metre takriben 150 metre uzaklıkta yakın bir lokal hastanenin önünde patlama meydana gelmiş. Oradan dolayısıyla bizim okulla bir ilgisi yok. Bu anlamda tabii ki Somali halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Gelen ilk bilgiler bize intikal eden iki yerel vatandaşın, Somali vatandaşının
öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bu teyide muhtaç bilgilerdir. Daha fazlası bizde de yok. Ama bizim okulda herhangi bir hasar yok. Saldırı doğrudan bizim okulumuza yönelik de değil. Zaten şu anda da yaz tatilinde olduğumuz için okulda öğretmen veya öğrencilerimiz de yok. Türk öğretmenlerimiz evet. Türkiye'de. Yerel öğretmenlerimiz de tatilde, sadece nöbetçiler var. Biz de oradan bilgileri teyit ettik. Ama çok şükür yani bizim okullarla ilgili bir durum değil. Lokal bir vaka gözüküyor. Ama Somali halkına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Birol Akgün, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, kolaylıklar dileyelim. Gündeme ilişkin bir başka sıcak gelişmeyle devam edeceğiz. O da tabii ki terörle mücadele. Pençe Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Terörist unsurları çekmiş olduğu bakır telle genelde yarıklardan getirmişler. Bunun ucu üst bölgesinin dışında büyük bir ihtimal mağaraya gidiyor. Üst bölgesinin tam ortasında. Milli Savunma Bakanlığı harekatla ilgili yeni bir video paylaştı. Bir ucu diğer tarafa gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Kaplan Operasyonu'yla PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine giren kahraman komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye devam ediyor denildi. Yani ateşleme yuvasına geliyor. Akabinde hemen dibinde zaten bir uzaktan komutalı düzenek var. Aynı zamanda taşın altında basınçtan kurtulma var. Bu taşı oynatmadım bir sıkıntı olur diye. Buradan kablo tekrar geliyor. Havaya mukavim. Bir yandan terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor ki az önce görüntülerde de ekranlara getirdik, ama bir yandan da terör örgütü o kirli yüzünü göstermeye devam ediyor. Dün Şırnak'ta Silopi'de terör saldırısında 4 işçi şehit oldu. Şimdi o saldırının detaylarına, bir yandan operasyona ilişkin bilgilere bakacağız. Şırnak'a gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Detayları senden alalım. Gökhan, öncelikle hain saldırıyla başlayalım. Hain saldırı dün 18.35 sularında akşam saatlerinde meydana gelmişti. Şırnak Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru giden bir yol yapım çalışması var. Bu yol yapım çalışmasında çalışan işçilere ve iş makinelerine yakıt götürmek isteyen bir pick-up Kürtik Tepe mevkiinden geçerken bir anda infilak etti ve infilak etmesi neticesinde pikapta bulunan 4 işçi hayatını kaybetmişti. Daha sonra yapılan soruşturma ve araştırma neticesinde saldırının bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı ve PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapım patlayıcının infilak ettirilmesi neticesinde patlamanın meydana geldiği ve bununla akabinde de 4 işçi şehit oldu. Şehit olan işçiler törenle, Şırnak Silopi ilçesinde düzenlenen törenle uğurlandılar. Şırnak Devlet Hastanesi'nde morgundan alınan işçilerin cenazeleri helikopterlerle törenin ardından köylerine götürüldü ve defnedildi. İşçilerin isimlerini de söyleyelim. Güçlü Konak Yatılı Bölge Okulu bahçesinde düzenlenen törende şehit olan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay köylerine gönderilerek oralarda defnedildiler. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Hain saldırıyla ilgili soruşturmada devam ediyor. Operasyona ilişkin bilgilere baktığımızda şu an bir hava hareketliliği duyuyorum. Evet, bir helikopter daha Kuzey Irak bölgesinden geldi. Hemen arkamızdaki dağlar Kuzey Irak'ı gösteriyor. Haftanin bölgesini işaret ediyor. Helikopter de o bölgeden geldi. Şu anda tekrar üst bölgesine dönüş yaptı. Türkiye'ye döndü. Zaman zaman havadan bu şekilde intikallerin ve bölgeye sevkiyatların yapıldığını görebiliyoruz. Sikorsky tipi ve Atak tipi helikopterler geçiyor. Gördüğümüz helikopter Sikorsky tipi bir helikopter. Personel taşımakta daha çok kullanılan bir helikopter. O da Kuzey Irak bölgesinden geldi. Şimdi hemen söyleyelim, Kuzey Irak dağları elbette oldukça sarp ve oldukça zorlu bir yapıya sahip, arazi yapısına sahip. Dolayısıyla Mehmetçik sadece teröristlerle değil, aynı zamanda onların tuzakladığı el yapım patlayıcı ve mayınlarla mücadele ederken zorlu hava koşulları ve zorlu arazi koşullarıyla da mücadele ediyor. Oldukça kayalık ve dağlık bir bölgeden bahsediyoruz. Aynı zamanda da
yaklaşık 40 derecelik bir sıcak var. Bu sıcak hava da yine Mehmetçiğin mücadele ettiği iklim koşulları arasında yer alıyor. Ancak Mehmetçik tüm bu koşullara rağmen operasyonu karadan da başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Birçok noktada Haftanin bölgesinde teröristlere ait teröristlerin tuzakladığı el yapım patlayıcı ve mayınlar imha edildi. Öte yandan da birçok barınak ve sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri de yine Mehmetçik tarafından imha edildi ki bu da aslında el yapım patlayıcılar kadar önemli. Çünkü yaşam malzemeleri azaldıkça teröristlerin o bölgede barınma olasılığı da azalıyor. Aynı zamanda Haftanin Irak'tan Suriye'ye geçiş noktasında önemli bir güzergahın parçası. Bu nedenle de operasyonun önemi daha da artan bir hale geliyor. Operasyonla Irak'tan Suriye'ye geçişlerde büyük bir darbe alacak. Biz gelişmeleri sınır hattından takip etmeye devam ediyoruz diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Gökhan. Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Erzincan'da sağanak etkili oldu. Yağış sonrası iki noktada heyelan meydana geldi. Olay sonrası yollar ulaşıma kapandı. Ekipler trafiği açmak için çalışma başlattı. Amasya'da da dolu etkiliydi. Yağış sonrası bölgede hasar oluştu. Yani viraj var ya orada. İstanbul'dayız. İstanbul Kartal'daki Dragos sahilinde denizin rengi değişti. Peki bu değişimin sebebi ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Şimdi kameralarımızı Kartal'a çeviriyoruz. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımıza. Ramazan, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım. Gökhan, öncelikle çok ürkütücü bir manzarayı birazdan ekranlara taşıyacağız. Şu anda denizin rengi Dragos sahilde kahverengi, zaman zaman da neredeyse çamur rengine dönmüş durumda. İstanbul'un birçok noktasından Haliç, Riva ve Küçükçekmece Gölü'nde peyderpey denizin rengindeki değişiklik ve kirlilikle ilgili görüntüler ve haberler peşi sıra gelmeye başlamıştı. Bu kez gelen görüntü ise belki de hepsinden daha ürkütücü bir manzara diyebiliriz. Denizin üzerinde şu anda tahta parçaları, çöpler, plastikler yüzmeye devam ediyor ve adeta ince bir çizgi oluşmuş durumda. Mavi ile o kahverengi renklerin bir sınır gibi çizildiğini görüyoruz ve o kahverengi bölüm gittikçe de büyüyor. Maalesef gerçekten de işler acısı bir görüntü. Denizin yüzeyi tamamen çöplerle kaplanmış durumda ve burada ağır bir kokunun da şu an için hakim olduğunu belirtelim. Burası normalde insanların nefes almak için geldiği, yürüyüş yaptığı nokta. Hemen Ertan bu tarafa dönebilirsen işte kaynağını göstereceğiz ama hemen o kaynaktan yine gelen çöpleri, işte bir yine plastik top, başka bir çöp parça, çöp daha oraya gelmiş, bir plastik kutu. Biraz ilerleyelim. İşte maalesef İstanbul'un değişik lokasyonlarından kirlilikle ilgili görüntüler geliyordu. Şu anda buraya geldiğimizde ise o kahverengi görüntünün daha da siyahlaştığını görüyoruz ve ağırda bir koku var. Ertan, bir beni takip edebilirsen bu taraftan doğru o dere yatağından nasıl bir görüntü geldiğini de sizlere göstermeye çalışalım. Maalesef zaman zaman nefes almakta da zorlanıyoruz. Gerçekten keskin ağır bir koku da var. İşte şu anda simsiyah bir dere yatağını bu noktada görmek mümkün. Tabii çöplerle birlikte geliyor. Tabii bunun sebebi ne? Bir arıtma tesisinde bir problem mi var, yoksa bir yerde bir tıkanıklık mı oldu, ya da bir yerin kapaklarının açılması neticesinde bu çöpler gelmeye devam ediyor, bunu bilemiyoruz. Ertan, bu tarafa doğru gelebilirsen, işte masmavi deniz çöplerle dolmaya devam ediyor. Buradan daha net görüyoruz, simsiyah kahverenginin de ötesine geçti artık buradaki görüntü. Gittikçe de büyüyor o sınır çizgisi gibi görünen mavi ile o kahverengi görüntünün olduğu alan. Maalesef Küçükçekmece, Riva, Beykoz'daki Riva Deresi, yine İstanbul'da Sarıyer, İstinye, Haliç. Acaba kirlilikle birlikte bu renk değişimi neden kaynaklanıyor sorularının vatandaşların aklında yerleştiği bir süreçte. Bu sefer de bu kirli ve ürkütücü manzara Dragos sahilinde yaşanmaya başladı. Hemen sol taraf, işte vatandaşlar yine sosyal mesafe kurallarına uyma çerçevesinde dinlenmek için geldikleri bir alan buralar. Fakat şu an için hemen tekrar döndüğümüzde denizin yüzeyi tamamen çöplerle ve kirli bir tabakayla kaplanmış durumda. Tabii buradaki kirlilikle ilgili de nasıl bir süreç izleyecek, bunu da takip etmeye devam edeceğiz diyelim Gökhan.
Ve siyaset diyeceğiz. Bu kez adresimiz Çanakkale. Çanakkale'nin İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'le Eceabat Belediye Başkanı Sayın Zileli, CHP'li belediyelerden destek göremediklerini belirtti ve CHP'yi eleştirdi. Ayrıntıları alacağız. Şimdi Çanakkale'ye kameralarımızı çeviriyoruz. A Haber muhabiri Vedat Sezer karşımıza. Vedat, kolaylıklar dileyelim. CHP ile İyi Parti arasındaki bu tartışmanın detaylarını senden alalım. Gökhan Kurt, iki belediye başkanı, İyi Parti iki belediye başkanının yanlarında İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Rıdvan Uz da vardı ve orada yapılan konuşmalar gerginliğin boyutlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Aslında bu kavganın arkasında 2019 yerel seçimleri yatıyordu. Oradaki meclis üyelikleriyle ilgili ya da belediye başkan yardımcılarıyla ilgili ciddi bir pazarlık süreci yaşamıştı. İki parti, Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı gerek Çanakkale Merkez Belediyesi ile gerekse ilçe belediyeleri ve belde belediyeleri için koltuk kavgalarıyla devam etmişti bu tartışmalar. Ve bu noktada İyi Parti istediğini alamadığını belirtmişti o tarihteki yapılan yorumlarda. Peki şimdiki kavganın boyutları nedir, onu da söyleyelim. Gökçeada'nın İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Eceabat'ın İyi Partili Belediye Başkanı Saim Zileli kameraların karşısına geçtiler ve şunları söylediler. Biz CHP'den beklediğimiz destekleri göremiyoruz. Aslında bu kavganın ardındaki pazarlıklar bir yıldan bu yana süre geliyordu. Ama orada kullanmış oldukları ifadeler çok çarpıcıydı. Özellikle Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in hadsizlik yorumu çok dikkatleri çekti. O eleştirinin muhatabı ise Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Ural'dı. Çünkü onun Gökçeada'ya gelip tıpkı bir bakanlık müfettişi gibi İyi Partili partnerlerinin partisinin yapılan faaliyetleri desteklediğini söylüyordu. Ve bir taraftan da halka yapılacak olan hizmeti de engellediğini iddia etti Ünal Çetin. O hizmet neydi? Gökçeada'nın ulaşım sorun çözümü noktasında Çanakkale Adalar hatlarında ve Boğaz hatlarında hizmet vermekte olan Gestaş'ın yeni bir gemiyle ulaşım hizmetini çözme noktasında İlgilenen Meclisi Başkanı, CHP'li İlgilenen Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgedi'nin bu noktada evet cevabı vermemesi ve iki kez red etmeleri, meclisten red olarak dönmelerini eleştirdi işte o belediye başkanı. Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ise partiden, CHP'den bekledikleri destekleri alamamıştı. Ama Rıdvan Uz'un söyledikleri sözler ise bizim sabır çizgimiz taşmıştır dedi. Çünkü Rıdvan Uz Merkez Belediye Başkanlığından gerek komisyon üyelikleriyle ilgili gerekse belediye başkan yardımcılıkları noktasında verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtmişti. İşte bu çerçevedeki İyi Parti CHP arasındaki kavgada tırmandı ve bundan sonra da tırmanacağı benziyor diyelim. Sözü Çanakkale'ye size bırakalım Gökhan Kurt. Vedat Sezer'e notları için teşekkür edelim ve bir başka gündem maddesi. İş Bankası'nda %28'lik paya sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ortaklık üzerinden banka yönetimine 4 yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip. Birazdan bu haberin detaylarına bakacağız ama sıcak bir gelişme var. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekranlara getiriyoruz. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu güçlü bir şekilde devreye girmesi gerekir. Dolayısıyla Türkiye olarak son 5 döneme baktığınızda hepsi saygı duyduğumuz çok gerçekten dostumuz olan ülkeler. Ama bunların hepsi Fiji, Ekvator, Slovakya, Nijerya bunların hepsi bölgesel nitelikte ülkelerdir. Ama Türkiye olarak biz şimdi çok güçlü bir konumda geliyoruz. Türkiye dünyada küresel rolü olan ve bütün dünyada gerçekten ülkelerin beklenti içinde olduğu bir konumda geldiği için Güvenlik Konseyi'nin tıkandığı noktalarda genel kurul devreye girecektir. Ve genel kurul bir anlamda belki sorunlara tam çözüm bulma imkanı bulamayacaktır. Çünkü bu bir uzlaşı, ülkeler arasında neyin olabileceğini önceden saptama meselesidir. Ama bütün dünyadaki bu sorunu olan ülkeler, fakir ülkeler, gelişme yolunda ülkeler, az gelişmiş ülkeler, Asya Afrika ülkeleri, küçük ada ülkeleri, muhtaç olan ülkeler, mülteci sorunu olan ülkeler bir anlamda eğer genel kurul bunların sesi haline gelirse ve bunlar sorunlarına çözüm çabasının olduğu bir platform olduğunu görürlerse bu Birleşmiş Milletler için de çok büyük bir itibar olacaktır. Ve bu da bir anlamda genel kurul başkanı olarak bizim oradaki kredibilitemizi ve başarı seviyemizi bir anlamda karar verici bir unsur olacaktır. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı aslında ofisinde Türk bayrağı ve Birleşmiş Milletler bayrağı olan bir konumda. Ama onun dışında
ülkeler üstü bir konumda olması gereken bir makamdır. Dolayısıyla bunu tabii mükemmel bir şekilde yerine getirilecektir. Türkiye'ye ait konuları Birleşmiş Milletler daimi temsilcimiz yürütecektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı olarak da mümkün olduğu kadar bu uzlaşı içinde ve çözüm bulucu bir şekilde bunlara yaklaşacağız. Burada genel sekreterin rolü de önemlidir. Genel sekreter bir anlamda arabanın yağı gibidir, öyle düşünün. Ve genel sekreterin çok önemli sorumlulukları vardır. Ve genel kurul başkanı, güvenlik konseyi ve genel sekreter aralarında iyi bir ilişki içinde hareket edip birbirlerini tamamlayıcı bir rol oynarlarsa bu da gerçekten Birleşmiş Milletler'in ve bu anlamda da bizim başkanlığımız döneminin çok başarılı olmasına imkan sağlar. Dolayısıyla genel sekreterle zaten Türkiye'nin dostu, başbakanlık yapmış, çok önemli görevlerde bulunmuş bir Portekizli, çok önemli bir uluslararası şahsiyettir. Ve bizim de çok iyi ilişkilerimiz var. O gittiğimizde sürekli olarak koordinasyon toplantıları yapacağız. Kim ne yapacak, ne zaman yapacak, bunları nasıl koordine edelim? Burada tıkanıklık var, sen hangisini yaparsın, ben ne yapayım? Ayrıca ben de orada görev süresim boyunca küçük gruplar halinde ülkelerle bir araya geleceğim. Yani böyle ona kahvaltı toplantıları adını vereceğiz. Her sabah haftada 3 gün, 4 gün 10-15 büyükelçiyi, daimi temsilci bir araya getirerek onları dinlemek, onlardan vizyon kapmak, olabilecekleri saptamak ve ona göre diğer gruplarla bunları meze etmek şeklinde bir politikamız olacak. Ofiste 42 personel var şu anda. Ben bunu biraz daha azaltmayı planlıyorum. 42 personel uluslararası personel. Bunlar dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli bölgelerinden bu dağılıma dikkat ederek bu seçimi çok kısa zamanda yapacağım ve bir hafta içinde çekirdek ünite devreye girecek. Volkan Bozkır'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Gündemin bir diğer sıcak maddesiyle devam edeceğiz. O da İş Bankası. İş Bankası'nda %28'lik bir paya sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi bu ortaklık üzerinden banka yönetimine 4 yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip. Peki bu üyeler kimler? CHP'nin yaptığı atamalarla kazanılan milyonlarca lira hangi sıfatla kimin çocuklarının cebine gidiyor? İşte bu soruların yanıtına bakacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası'nda %28'lik bir payı var ve bu ortaklık sayesinde banka yönetimine 4 üye atayabiliyor ana muhalefet partisi. Hintli Müslümanların yardımıyla kurulan İş Bankası'na CHP'den yapılan atamalarda üst düzey partililerin çocukları dikkat çekiyor. Öyle ki atananlardan kimi lise mezunu, kimisi ise babadan şanslı. 4 tane CHP'li oraya atıyorsun, diyor ki onların orada hiçbir gücü yok. Neyi var? Ya yönetim kurulu üyesi ne yapar? El kaldır indir, öyle mi? Onun arkasında nelerin yattığını biz çok iyi biliriz. İşi bilenler de çok iyi bilir. Maaşı 5 basamaklı rakamlardan başlayan bu üyelerin yıllık huzur hakkı da var. Öyle ki maaş haricinde CHP'li üyelerin cebine giren yıllık huzur hakkı 1 milyon TL'nin üzerinde. Peki babadan şanslı olan bu üyeler kimler? Onların başında Ulaş Moğoltay geliyor. CHP tarafından İş Bankası'na atanan Ulaş Moğoltay'ın babası Mehmet Moğoltay hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi hem de yakın arkadaşı. Ayrıca baba Moğoltay 87'de girdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönem vekillik yaptı. Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi görevlerde bulunan baba Moğoltay görev süresince skandal sözlerle de gündeme gelmişti. Hakim ve savcı kadroları ile ilgili kurduğu cümleler hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Moğoltay bu kadroları örgütüme vermeyeceğim de milliyetçilerimi verseydim sözüyle zihinlere kazınmıştı. Diğer bir isim ise lise mezunu Kemal Meral. O da CHP'ye atanan babadan şanslı isimlerden biri. İş Bankası yönetim kurulunda koltuğuna oturduğunda henüz açık öğretim fakültesi öğrencisiydi. Babası ise hem sendika camiasının hem de siyasetin önde gelen isimlerinden biri olan Bayram Meral'di. Kemal Meral'in adı Ankara'da bir iş hanında esnafı dövmesi,
olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırması ve Halk Bankası'nın batık kredi verdiği şirketlerden Gazala AŞ'nin ortakları arasında olması gibi olaylarla gündeme gelmişti. Baba Bayram Meral 2002'de CHP kadrolarına katıldı ancak sendikadan aldığı maaşı uzun süre bırakmadı ve oğluna verilen görevi şimdi Türkiye'de kim hısmını akrabasını işe doldurmuyor ki sözleriyle savunmuştu. Kendisi sendikayla yollarını ayırdı ancak bu kez de danışmanlık kadrosuna oğlunu getirerek paranın yine Meral ailesinde kalmasını sağladı. Ve bir diğer üye Ali Sözen, AB kadrosundan İş Bankası'nın tepesinde yerini aldı. Adı İSKİ yolsuzluğuyla anılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından CHP'li Nurettin Sözen'in desteğiyle siyasette hızla yükseldi. CHP'li Murat Karayalçın'dan Müslüm Sarı'ya, Adnan Keskin'den Enis Tütüncü'ye, Cevdet Selvi'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kadar partililer İş Bankası'nın zirvesinde yerini aldı. Adnan Menderes'in talimatıyla hazineye aktarılan ancak darbeyle görevden indirilmesinin ardından 27 Mayısçılar tarafından geri verilen %28'lik ise günümüzde CHP uhdesinde. Ne dedik? İş Bankası'nda Gazi Mustafa Kemal'in CHP hissesi olarak %28'e yakın bir hisse olayı var ya, geçenlerde bunu gündeme getirmiştim. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın kullansın diye yapmadı. Ya hazineye bu gitsin diye yaptı. Ve CHP'nin 4 üyesiyle bunun kontrolüne bir zemin hazırlandı. İş Bankası şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden atanacak babadan şanslı yeni üyelerini bekliyor. Siyasetin gündemini konuşacağız. Pek çok sıcak madde var. Az önce de haberlerimizi de ekranlara getirmiştik. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan Millet İttifakı'ndaki gerilim, seçim kanunu değişikliği ve aynı zamanda HDP'nin provokatif yürüyüşü. Bu maddeleri değerlendireceğiz. İki değerli konuğumuz, yayın konuğumuz olacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP-MYK üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan yayın konuklarımız. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Gündemin sıcak maddeleri var. Sayın Turan, sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle tabii ki gündem maddelerinden ilki seçim kanunundaki değişiklik. Nasıl bir değişiklik yapılması planlanıyor ve bu değişiklikle neler farklılaşacak siyasette? Bu soruların yanıtıyla başlayalım. Efendim, tabii Ankara'da sizin de belirttiğiniz gibi gündem yoğun. Bu süre içerisinde biraz önce haberde de bahsettiniz. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na getirilen Dışişleri Komisyonu Başkanımız, eski Avrupa Birliği Bakanımız ve Büyükelçimiz Sayın Volkan Bozkır'ı ben buradan tebrik ediyorum. İnşallah başta Filistin olmak üzere Keşmir, Doğu Türkistan ve İslam dünyasının kanayan yaraları konusunda çok verimli, çok olumlu çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum. Tabii malum Ankara'da birçok şey çok hızlı bir şekilde siyasetin gündemini teşkil ediyor. Hem Millet İttifakı'nda sizin de bahsettiğiniz gibi çatırdamalar, hem yeni siyasete katılan aktörler, hem bununla ilgili ana muhalefet başta olmak üzere müttefiklerinin yeni oluşumlara göz kırpmaları ve onlarla ilgili alan açma çabaları, bunlar milletimizin yoğun olarak takip ettiği, tabii bizlerin de takip ettiği gelişmeler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sık sık vurguladığı bir şey var. Bu milletvekili transferleriyle ilgili yoğun bir şekilde bahsetmişti malum geçtiğimiz günlerde. Tabii biz partimizden bir takım milletvekillerini bir yere göndereceğiz diye bir şey de söylemedik. Ancak ihtiyaç olursa, demokrasiye herhangi bir kumpas kurulursa, böyle bir çalışma olursa o zaman bakarız, değerlendiririz, düşünürüz gibi anlama gelen ifadeler kullanmışlardı. Aslında bu ifade, benim geçen yayında da bahsetmiştim, demokrasiye kumpasın tam da ne anlama geldiğinin göstergesiydi. Millet sandık başına gittiğinde bir ideolojiye, bir siyasi anlayışa, bir programa, bir ideale, bir hedefe oy verir.
ve sizi kimliğinizle, siyasal görüşünüzle birlikte tercih eder. Evet. İş başına getirir veya getirmez, muhalefette bırakır. Ancak milletten aldığınız bu oy neticesinde parlamentodaki grubunuzu sağa sola vekil transfer eden, gönderen bir tutum ve davranışa sokarsanız bu demokrasinin doğasına aykırı bir şeydir. Dolayısıyla bu konudaki yapılabilecek her türlü hamleye karşı önlemler almak gerekir diye düşünüyorum acizane. Yani böyle siyasal partilerin sürekli birbirlerine vekil transfer ettiği, yeni sürekli işte böyle siyaset dışı düzlemlerde sistemi sıkıntıya sokamadıkları, darbecilerin işte malum önünün kesildiği, bir takım vesayet odaklarının, siyasetin üzerindeki güç odaklarının önünün kesildiği bir dönemde adı siyaset olan bir kavram üzerinden siyaset adı altında bu sefer de başka tezgahların üretilmeye çalışılmasına müsaade etmemek gerekir. Demokrasi seçmenin, seçmen iradesinin bizzat sandığa yansıması, aynı şekilde teşekkür etmesidir ve halkın karşısına o şekilde çıkmak ve o şekilde hizmet etmek gerekir. Dolayısıyla böyle milletin vermiş olduğu gücü, milletin iktidara getirdiklerine karşı olağan dışı, demokrasi dışı yöntemlerle teşekkür ettirmeye çalışmak, bu tip çabalar içerisinde olmanın önünü kapatmak lazım. Bakın, ittifakla ilgili bir yasal çalışma oldu ve ittifakla seçimlere girdik. Örneğin Cumhur İttifakı milletin önünde ittifak kararını aldı ve millete kendi programını ilan etti. Birlikte programlar tertip etti ve birçok yerde de birlikte seçime girdi. Şimdi Millet İttifakı diye kendisini tarif edenlerin tutum ve davranışlarına bir bakın. Hala tartışmalar devam ediyor. Evet. Biraz önce haberinizde de belirttiniz. Çanakkale'de örneğin İYİ Partili belediyelerin CHP'li belediyelerden rahatsız olduğunu beyan ediyorlar. Öbür taraftan HDP, biz böyle gizli kapaklı ittifaklardan rahatsız oluyoruz. Ya açıkça bir şekilde bunun adını koymak lazım ya da artık biz bu işte yokuz demeye getiriyor. Bunların ne kadar sahici, ne kadar sahici olmadığı konusunda vatandaşın aklında her zaman bir kuşku var, bir endişe var. Ya bir partiyle, siyasal anlayışla ittifak halindeyseniz, ittifaka girecekseniz bunun adını koymanız, millete ilan etmeniz, şeffaf bir şekilde çalışma yapmanız gerekir. Bu milletten gizli, kapaklı bir takım organizasyonlar yapmanın adı siyaset değildir. Bunun adı demokrasiye, kumpas kurmaktır. Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi ya tezgah kurmaktır. Buna müsaade etmemek lazım. Seçmen iradesinin bizzat sandığa yansımasına vesile olmak lazım. Bugün bizim yaptığımız düzenlemeler sayesinde bakın, Türkiye'de her siyasal anlayış, her siyasal görüş parlamentoda yansıması var, karşılığı var. Milletvekili, tek milletvekili olan siyasi partilerimizin genel başkanları var. Bir sürü siyasi partimizin mecliste temsilcileri var. Yani milletin temsilcileri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyor. Bir programla, bir planla, bir çalışmayla milletin karşısına çıkarsınız ve milletten destek istersiniz. Bunun dışındaki yöntemleri hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz, benimsemiyoruz. Bu yöntemler önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek, demokrasiyi tehdit edecek, demokrasiyi zaafa uğratacak, siyaset mühendisliği anlamına gelecek çaba ve çalışmalara müsaade etmemek gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili hangi türlü düzenleme yapılırsa biz buna destek vereceğiz, yanında olacağız. Daha çalışmalar devam ediyor. Henüz tam bir neticeye ulaşmış değil. İnşallah hem millet meclisimizle hem de milletimizle paylaşılacaktır. O zaman göreceğiz. Ancak şunu istemiyoruz. Dediğim gibi gerçeğin altını çiziyorum. Toplumsal kalkışmalar gördük. Terör olaylarıyla Türkiye'yi bize getirilmek istedi. Onları gördük. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Yargıyı bahane ederek, yargı vesilesiyle darbe teşebbüslerini gördük. Birçok şey gördük Türkiye.
ve bunu milletimizle birlikte yaşadık. Evet. Bunların hiçbirinde başarılı olamayanlar şimdi siyaset mühendisliği yaparak evet. Türkiye'yi zaafa uğratmak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nı ve Türkiye'deki istikrarlı yönetimi ve Türkiye'nin ileriye gitmesini, bu kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyorlar. Biz buna Sayın Turan, ister siyaset mühendisliği olsun, ister başka bir yöntem olsun müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bakın sadece son cümlemi söylüyorum. Bugün görüyorsunuz 36 saat içerisinde Pençe Kaplan operasyonuyla birlikte 81 noktada 500'e yakın hedef yerle bir edildi. Kendi mühimmatımızla, kendi savunma sanayimizin geliştirdiği silahlarımızla birlikte. Bu gücü nasıl yaptık? İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra Türkiye gün geçtikçe bağırsaklarındaki pislikleri temizleyerek evet. Artık yabancı unsurları, yabancılara uşaklık yapan unsurları sistemin içerisinden arındırarak, egale ederek kendi yerli ve birliği gücüne dayanarak artık kendi savunmasını kendi sınırlarının içinde yapan değil, evet. Kendi sınırlarının dışında Doğu Akdeniz'den Suriye'ye, Suriye'den Irak'a her bir yerde operasyon yapan ve düşmanı ininde vuran bir kabiliyete ve bir güce kavuştu. İşte bu hükümet sayesinde, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Cumhur İttifakı sayesinde, evet. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir araya gelmesi sayesinde oldu. Türkiye'nin bu duruşuna, bu yürüyüşüne engel olmak, Türkiye'yi aşağıya çekmek, paçasından tutmak, yere düşürmek için çaba göstermek anlamına evet. Gelir ki siyasi partilerimizin görevi bunu yapmak değil, tam tersine bu yürüyüşe destek olmak, Türkiye'nin yanında durmak. Şimdi bu noktada tabii ki çok fazla sıcak madde var. İlerleyen dakikalarda bir kez daha size döneceğiz ama yayınımızda bir başka değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Sefer Aycan da yayın konuğumuz. Özellikle siyasetteki tartışmalara baktığımızda bugün de ekranlara getirdik. Dünden itibaren gündemin ilk sırasına yer alıyor. Millet İttifakı içerisinde yer alan Çanakkale tartışması, İYİ Parti ile CHP'li belediyeler arasındaki tartışma. Siz bu tartışmayı, Millet İttifakı içindeki bu ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Aycan? İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle merhaba. Şimdi tabii bu tartışma zaman zaman sürüyor. Bu görünen yüzü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında görünürde bir ittifak var. Ama bu ittifakın görünmeyen bir ortağı var. O da HDP. Şimdi ittifak varsa bu şeffaf olması lazım. Nasıl biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk ve her vesileyle de bunu söylüyoruz ve birlikte hareket ediyoruz. Sayın Genel Başkanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bunu her fırsatta söylüyor ve evet. Birlikte hareket ediyoruz. Seçimde de birlikte hareket ettik, mecliste de birlikte hareket ediyoruz. Ama karşı tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğindeki ittifakta ise zaman zaman çatlamalar oluyor. Zaman zaman birbirlerine karşı suçlamalar oluyor. Hatta bu tartışma birbirlerini tehdit eden boyutlara varıyor. Bir daha ittifak yapmayacaklarını ya da resmi olarak yapacaklarını söyleyen HDP var. HDP görünürde sanki ittifak ortağı değil gibi ama zaman zaman bunu dile getiriyor. Hatta bu konuda biliyorsunuz İYİ Parti'yi çok ciddi bir şekilde mecliste tehdit etmişti. Burada oturuyorsanız, bu koltuklarda oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Onun için sanki İYİ Parti özellikle HDP ile sanki tavır takınıyor gibi bir hali var. Fakat bu göstermelik bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP zaten her fırsatta birlikte hareket ediyorlar. Birbirlerini destekliyorlar ve meclis içerisinde biz bunu sürekli yaşıyoruz. Meclis içerisinde paslaşıyorlar ve birbirlerine destek veriyorlar. Bu kendi işlerindeki sorun. Ama daha önemlisi bunun siyasete yeni yansıması. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifadesiyle milletvekili transferiyle gündeme geldi konu. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda sabıkalıdır. Daha önce İYİ Parti'ye milletvekili vererek grup kurmasını sağlamıştı. 80 öncesinde de Güneş Motel olayını biliyoruz. Orada da benzer olaylar oldu. Evet. Tabii bu çirkin davranışlar. Milletin iradesiyle oluşmuş meclis aritmetiğine müdahale olarak görüyorum. Evet. Milletin vermediği oylarla ya da milletin seçtiği kişileri transfer ederek yapılan
hukuksuz bir davranış. Evet. İşte Genel Başkanımız bundan rahatsız olduğunu belirtmişti. Sayın Genel Başkanımız bu milletvekili transferlerinin önüne geçmek için bir yasal değişiklik yapılmasını ve bu hukuki anlamda bunun önlenmesini istemişti. Sayın Cumhurbaşkanı da... Son değerlendirmelerinizi alalım Sayın Aycan. Adalet ve Kalkınma Partisi de bununla ilgili özellikle çalışmalar yapıyor. Şu an somutlaşmadı ama böyle bir çalışmanın özünde milletvekili transferini önlemeye yönelik bir çalışma var. Çünkü milletvekili olarak seçildik hepimiz, meclisteyiz. Ve parti listelerinden seçildik. Evet. Hem şahsımız tabii ki var ama daha çok da partinin üyesi olduğumuz için, parti listesinde olduğumuz için oy aldık. Onun için millet Cumhuriyet Halk Partisi'ne, vekillerine oy verdiyse Cumhuriyet Halk Partisi evet. listesinden vermiştir. Bunun başka bir partiye geçmesi, onların grup kurarak mecliste etkin hale gelmesi ve Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümetine zarar vermek, onu engellemek veya sıkıntıya sokmak, ülkeyi kaos oluşturmak için yapacağı hamleleri doğru bulmuyoruz. Ve bunun önüne geçmek için seçim çalışmalarında yapılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kanun çalışmaları kısa zamanda meclise gelecek diye umuyorum. Bu arada tabii ki HDP'nin gündem oluşturmak... Son sözlerinizi alalım efendim. Yaptığı manipülasyonları da doğru bulmuyoruz. Yürüyüş yaparak Türkiye'yi germeye çalışıyorlar. Halbuki mecliste zaten her gün, her fırsatta eleştirilerini de yapıyorlar. Evet. Kendi politikalarını da yürütüyorlar. Bunu da suni bir gündem oluşturma ve Türkiye'yi karıştırma girişimi olarak görüyorum. Profesör Doktor Sayın Sefer Aycan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Turan. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim. Biz gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Meteorolojiden yağış uyarısı vardı. İstanbul'da o beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Kameralarımızı Başakşehir'e çevireceğiz. A Haber muhabiri Melis Çoşan karşımıza. Melis, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım. Evet Gökhan Kurtun, meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yapıyordu. O beklenen yağış başladı İstanbul'da. Biz şimdi Başakşehir'deyiz. Hemen kameranın karşısına çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlarınıza getirsin. Biz bir at geçitteyiz. At geçidi adeta su bastığını sizlere aktaralım. At geçidi adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorluk yaşıyor. Şu an aynı zamanda hem yağış hem de bir dolu yağışı olduğu için de şu an ilerlemek neredeyse imkansız. Bir rögar kapağı görüyoruz. Gördüğünüz gibi ondan taşan sular yavaş yavaş yola dökülüyor. Hiçbir araç hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Hatta kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, motorcular kenara çekmek zorunda kaldılar araçlarını. Gördüğünüz gibi bir ileride otobüs görüyorum. Otobüs de ilerleyemiyor. Gördüğünüz gibi ilerlemek oldukça çok zor. Aydın, hafif hafif ilerleyelim şöyle. Yani ayakkabımda aynı zamanda sıra sıklam olduğunu söyleyebilirim. Bu yolda ilerlemek çok zor olduğunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi adeta Başakşehir'de at geçidinin altı göle döndü. Araçlar zor şartlarda ilerlediğini aktarabiliriz. Aydın, gel şöyle biraz ilerleyelim. Hafif hafif ilerleyelim. Gördüğünüz gibi çok zor, ilerlemek de çok zor. Hem aynı zamanda bir dolu yağışı da yaşandığı için de bu noktada arabalar güçlük çekiyor ilerlemekte. Hem de aynı zamanda bir trafik de oluştuğunu da sizlere ekranlarınıza getirelim. Çıkamıyorsunuz galiba bu noktadan. Burada kaldınız. Bayağı bir anda bastırdı. Yani biz de böyle olacağını bilmiyorduk da inşallah en kısa zamanda kısa biter yani, bakalım. Biraz önce motor devrildi biz yayınımıza girmeden önce. Sizin motorunuz mu? Yok, arkadaşın motoru da suya dayanamadı. Bayağı kuvvetli su yukarıdan geliyor, o yüzden. Evet efendim, gördüğünüz gibi motorcular da kuryeler de ilerlemekte zorluk çekiyor. Sadece bir rögar kapağı yok, ileride de birkaç tane daha rögar kapağını görüyoruz. Onlardan taşan sular yola doğru akmaya başladı. Gördüğünüz üzere bizim aracımız da yolda kaldığını söyleyelim sizlere. İlerlemekte güçlük çektiğimiz için bu noktada aracımızı durdurmak zorunda kaldık. Hem yoğun bir trafik var hem de dolu yağışı sebebiyle de hem görüş açıları sürücüler için oldukça çok zor bu noktada ilerlemek. İstanbul'da uzun süredir böyle bir yağış görünmüyordu. Şimdi bugün itibariyle biraz önce aslında
başladığını aktarabiliriz ve bir anda başladığı için de tabii meteoroloji aslında günler öncesinden uyarılarını yapıyordu İstanbul için. İşte o beklenen sağanak yağış başladığını söyleyebiliriz. Hatta biraz daha ilerleyelim. Zaten biz de bu noktada da ıslandığımızı söyleyelim. Aydın, biraz daha ilerleyelim. Gördüğünüz üzere kaldırım gözükmüyor adeta. Yani suyla kaplanmış bir durumda. Ama yağış hala devam ediyor. O şiddetli yağışın devam ettiğini aktarabiliriz. Hatta şöyle size göstereyim. Şu an dolu yağışı da hafiften kesilmiş bir durumda ama biraz önce yaşadığımız o dolu yağış arabanın camlarına zarar verecek şekilde bir dolu yağdığını size söyleyebiliriz ama normal bir yağış devam ediyor. Yine şöyle ilerleyelim, biraz daha kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Biraz daha ilerlemesini, tabii ilerlemekte de güçlük çekiyoruz. Yürümekte de zorlandığımızı söyleyebiliriz. Araçlar efendim özellikle minibüs, otobüsler ilerlemekte zorluk yaşıyor. Arabaların camları birkaç tanesi biraz önce yağan dolu sebebiyle birkaç tanesinde de yine ufak tefek hasarları da görüyorum. Ekranlarınızda da Aydın Baytar aracıyla da getiriyoruz. Oldukça yoğun bir sel baskını göle dönmüş bir durumda at geçit. Bu at geçit hemen size söyleyelim. İki tane organize sanayi bölgesinde bulunan at geçit olduğunu aktaralım sizlere. Araçlar zor bir şekilde ilerliyor. Hemen bu noktaya müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer müdahale edilmezse bu at geçitin suyla dolması söyleyebiliriz aslında. İki röger kapağından da fışkıran sular yola doğru aktığını aktaralım. Yavaş yavaş da tabii ki de aslında yağışın başladığından beri burada bekleyen motorcular da artık yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Yağmurun hızı da hafif hafif azaldı. Peki bu yağış ne zamana kadar sürecek? Bu akşam 19'a kadar sürmesi bekleniyor yağışın. Peki ne zamana kadar devam edecek? Hemen onu da söyleyelim. Pazar gününe kadar da devam etmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar stüdyo bırakalım. Liz Çoşan'a notları için teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Oldukça zor şartlar altında yayınını gerçekleştirdi. İstanbul'da o beklenen yağışta etkisini göstermeye başladı. Yine bir başka gündem maddesi. Bugün itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Artık tatil harcamaları, seyahat harcamalarında taksit sayısı 18 aya yükseltildi. Peki detaylar ne? Detaylar neler ve neleri kapsıyor? Samsun'a gideceğiz. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan karşımıza. Mahmut, kolaylıklar dileyim. 18 ay taksitten bahsediyoruz. Peki hangi seyahat unsurları bu işin içinde? Neleri kapsıyor? Sorunun yanıtını sana bırakalım. Gökhan, tüm detayları paylaşacağız. Ancak öncesinde COVID-19'la mücadele kapsamında konaklama yapacak yerlerdeki tedbirler de devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi tatillerini gerçekleştirecek, konaklamadan yararlanacak vatandaşlarımız otellerine geldiklerinde girişlerinde el dezenfektasyonu ile birlikte ateşlerini ölçülecek. Maske ve yerlerdeki sosyal mesafe kurallarına elbette uyacaklar. Ancak önemli bir gelişme bugün başladı. O da artık taksitlendirme sayısı 12'den 18'e çıktı. Bu turizm sektörünü nasıl etkileyecek? Tabii ekonomik faaliyetlerde imkan ve olanakların genişletilmesiyle sosyalleşmenin en başında turizm sektörü geliyor. Turizm sektörü dediğimiz zaman COVID-19 mücadelesi kapsamında ülkemiz ve dünyamız büyük bir sınav veriyor. Bu anlamda en fazla etkilenen sektörlerin başında da turizm camiası geliyor. Haliyle imkan ve olanaklara baktığımız zaman kredi kartlarında iç hat, hava yolu, seyahat ajantaları ve konaklamalarda 12 taksitten 18 taksite geçmesi sadece turizm camiasındaki bu sektörleri değil 54 paydaş sektörü de canlandıracaktır. Haliyle bu çok olumlu bir gelişme olmuştur. Bu vesileyle biz bu gelişmenin olumlu sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gökhan, BDTK kararı açıklandı. Resmi gazetede bugün yayımlandı. Turizm sektöründeki vatandaşlarımız artık konaklama için geldiklerinde kredi kartlarını verecekler ve 12 taksit yerine 18 taksit. Yani yapacakları tatili 1,5 yıl içerisinde ödeme imkanına sahip olacaklar deyip sözü Samsun'dan tekrar İstanbul'a sana bırakalım. Mahmut Erdoğan'a notları için teşekkür edelim. Koronavirüs salgını hiç şüphesiz ki tatil anlayışımızı ve
kiralık evlerdeki arayış kriterlerimizi de etkiliyor. Şimdi Edirne'ye gideceğiz çünkü Saros Körfezi'ndeki kiralık evlerde yeni tip koronavirüse mücadele kapsamında sertifikalı ev modeli uygulanmaya başlandı. Peki ne demek sertifikalı ev modeli? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Ogün Kurkan'dan alacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle turizm işletmelerine verilen sertifikalarda artık kiralık evlerde de sertifikalı ev modeline geçildi. Edirne'nin sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nin Erikli ve Yayla sahillerinde kiralık yazlıklarda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sertifikalı ev modeli uygulanmaya başladı. Artık emlakçılar evlerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra tatilcilere burayı kiralayacaklar. Belediye ekipleri de konutları, evleri, kiralanan evleri ziyaret ederek sertifikalı ev modeline uygun olup olmadığını denetleyecekler. Her sene turizm sezonunda İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Saros Körfezi her sene turizm sezonunda binlerce kişiyi ağırlıyordu. Hemen salgına karşı otellerde uygulanan kiralık yazlık evlerde de artık sertifikalı ev modeline geçildi. Hemen kriterlerinden de bahsedelim. Artık sertifikalı evlerde paslı, küflü eşyalar bulunmayacak. Yatak sayısı kadar da ziyaretçi alınacak. Evler her kiralanmadan önce, başka bir müşteriye kiralanmadan önce en az 4 saat temizlenecek. Terlikler, havlular ambalajlı ve yedekli şekilde müşterilerin hizmetine sunulacak. Daha güvenli ve sağlıklı tatil için tüm önlemler alındı. Tekrar belirtmekte fayda var. Artık salgına karşı otellerde uygulanan kiralık yazlık evlerde de artık sertifikalı ev modeline geçildi. Hemen kriterleri de tekrar belirtelim izleyicilerimiz için. Sertifikalı ev modeller artık yatak sayısı kadar konuk alınacak. Terlikler, havlular ambalajlı ve yedekli şekilde olacak. Vatandaşlar Erikli sahiline gelip ev kiraladıklarında farklı bir sistem ile karşılaşacak diyelim ve sözü merkeze öyle bırakalım. Bu önemli bilgi için de teşekkür edelim ve bu haberle, bu bağlantıyla da bültenimizi tamamlıyoruz. Saat başında Hikmet Öztürk, Türkiye ve Dünya'dan gelişmelerle karşınızda olacak.